Birebir de Rize Spor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'la devam ediyoruz. Şimdi hocam tweetler geliyor. Bir tanesi soru şu, Sezgin Bademci. Milli takımdan hiç teklif aldı mı son dönemlerde diyor. Hayır. Hayır. Alsam da seve seve giderim. Yani çünkü her teknik direktörün düşündüğü yerlerden bir tanesi. Zaten milli takıma gittiğin zaman zaten ne para bulun ne bir şey gözünde olmaz. Şu orası ayrı bir yer yani. Ama Evet. çalıştığım için de mutluyum daha önce yani. Evet. Azim Kotancı diye bir arkadaşımız diyor ki ben Galatasaraylıyım. Acaba Fatih Terim'den sonra Galatasaray'dan teklif gelse Rıza Çalımbay gider mi? Giderim. Niye gitmeyeyim biz yani şey değiliz yani. Bir baktığınız zaman ama biz şimdi Beşiktaş'ta çok özleştiğimiz için Beşiktaş bizim için çok çok ayrı bir yer olduğu için herkes öyle bakıyor. Mesela Mustafa Hoca ile biz şeyde ekiptik. Milli takımda ekiptik. Mustafa Hoca şeye gitti. Fenerbahçe ile anlaştı. Ya Nurettin Hoca'yı aldı gitti. Ben kaldım orada Kaldır, mesela. Ya alamadı seni. ben Ama gitmem. Türkiye'de böyle değil Yani mi? ama şimdi şöyle Şimdi gitmem mi? İngiltere'de böyle mi? Değil ki. Hayır. Ama ben gitmem mesela Fenerbahçe'ye. Niye Fenerbahçe o gitmezsin? şeyden dolayı değil. Çok isterim. Niye çalışayım? Her yerde çalışayım. Ama orada Oğuz arkadaşımız var. Başka arkadaşlarımız var. Gerçekten çok iyi arkadaşlarımız var. O başka iş O ama. camiada mükemmel işler yapmış arkadaşlarımız var. Onların hakkı ya. Bence onlar gitsinler. Onlar da yapabilirler o işleri benim kadar. Evet. Nedenle onlar gittikleri zaman da ben daha Ben mutlu oluyorum sizin yani. gibi bakmıyorum Ya tabii ki. Olaya olabilir. daha Aslında profesyonel profesyonel işi değil. değilmiş. Bu Ama amatörce bir ya düşünce. şimdi mesela Galatasaray, ya Galatasaray Türkiye'nin gurur duyulacak bir takımı. Fenerbahçe de öyle. Niye çalışılmasın? Artık herkesin o gözle bakması gerekiyor. Ama ben hiçbir zaman Beşiktaşlılığımı inkar etmiyorum ya. Ha Etme. Galatasaray'a gidiyorsan Galatasaray için her şeyi yaparım. Fener'e gidiyorsan o da. Yaparım Ama benim tabii. için Beşiktaş ayrı tabii. Evet. Salih Kolcu da diyor ki deminki konuşmamızı bitirirken aynı şekilde konuşmuştuk. Rize ile yolları kesişti tekrar. Rize'de ne buluyor? Mutlu mu orada? Ne yapıyor diyor. Rize ile başlayalım. Şimdi ben mutluyum. Bir kere çok seviyorum orayı. Ya bütün Rize'yi. Karadeniz'i çok seviyorum. Yani gerçekten doğa açısından her açıdan dört Hocam dörtlük. bir şey söyleyeceğim. Pardon lafını kestim. Özel konulara girmem ama özel hayata girmem ama eşin, çocukların kaç tane çocuğun var İki hocam? kızım var. İki kızı. Allah bağışlasın. Peki hanım seninle beraber geliyor mu her seferinde? Hayır. Hayır. Yok öyle daha rahat. Yani hep böyle mi yaşıyorsun? Yani işimiz bu gereği öyle yaşıyoruz ama sürekli gidip geliyoruz ama devamlı gidip Gidip geliyoruz geliyorsun. tabii ki yani öyle Ama sen kendini kalmıyoruz. futbola bir kaptırdığın Ama zaman şimdi zaten hiçbir bakın şey oraya göremezsin. fark etmiyor. Rize olur başka bir yer olur. Bir sorumluluk alıyorsanız onun en iyisini yapmanız gerekiyor. Çünkü Rize gibi bir yerin biz bir sorumluluğunu aldığımız zaman onun en iyisini yapmamız gerekiyor. Çünkü bizim işimiz bu. Ben mesela bir gün bile tatil yapmadım doğru düz bu sene. Çünkü yeni bir takım aldığımız için yeni oyuncular bulmamız gerekiyordu. Ve bir sürü oyuncu aldık. Peki bu oyuncuları aldık derken hep böyle laflara giriyorum. Özür dilerim sorulara giriyorum. Bu oyuncuları mesela şimdi Rizespor takımına bakıyorum. Şimdi oyuncularına bu kadar oyuncu almış. Guadeloupe'dan bile oyuncular var. Yani değişik değişik oyuncular. Mesela hepsini kendin mi buluyorsun? Nasıl buluyorsunuz Şimdi mesela bir kere yabancıları? Yerleri onları ayrı konuşalım. yönetim bizim istemediğimiz bir oyuncuyu alamaz. Zaten almazlar. Almaz. Almaz Bütün zaten. takımlarda böyle midir? Öyle olması gerekiyor. Yani gerekir de emrivaki yapılır mı? Yok. Emrivaki oldu mu bizim işimiz olmaz orada. Öyle bir şey yok. Biz otururuz konuşuruz bir noktada birleşirsin ama emrivaki ile yok. Ben şeyde antrenörlük hayatımda normal hayatımda kimseye yanlış yapmadım. Yapmam da mümkün değil. Hiçbir zaman dürüstlükten şeyden kopma. Yanlışımız olmuştur. 50 tane hepimizin Hepimizin hayatımızda ne ama yanlışlarımız hiçbir var. zaman kimseye ben bilerek yanlış yapmam. Ama kendime de yanlış yaptırtmam. Yani kimseyi karıştırtmam. Ama tabii ki onların da ben ama işte siz başka ya ben dediğim olacak da onu da yapmam. Başkan bana çok iyi bir şey. Yönetici çok iyi bir oyuncu söylüyor. Seve seve alırım. Tamam. Ben de görmemişimdir ama yöneticim görmüştür. Onun İncelerim dikkatini hemen alırım. Ay yok benim dediğim öyle biri de değilim ben. Takımın menfaat için, kulübün menfaat için ne gerekiyorsa yaparım. Ama benim işime geleceksin dedi Emre Bak bunu al. Yok o zaman sen yap. Evet. Rize'deki oyunculara gelelim. Godfrey, Itama, Obabona, Diarra Suba, Vieira Diarra Suba, Uche Kalu. Bakıyorum Ali Adnan. Yani bütün bu Sernat'ı zaten hepimiz biliyoruz. Ludovic. Bunların hepsini teker teker sen mi buldun Tabii hocam? ki biz buluyoruz yani. Nasıl buluyorsun?
Yani şimdi, menajerler mi getiriyor bunların kasını? Şimdi biz mesela örneğin Kuveka diye bir oyuncu var bizde. İsmini söylemedin evet. Orada. Kuveka diye bir Kuveka oyuncu biliyorum onu. Onu örnek evet. vereyim. Kuveka'yı biz yıllardan beri Kuveka istiyoruz. Kuveka bu son maçta seyrettiğim son maçta, o cezalı, uzun boyu. Evet, evet. Cezalıydı. İlk defa geçen çok hafta oynadı. Çok kuvvetli biri ya. Evet. Çok kuvvetli hali hazır seyretti. Değil. Mesela bu arkadaşımızı biz... Bu Nijeryalı değil mi? Bu Nijeryalı... Bu, yok. Bu Kamerunlu. Kamerunlu. Ama pardon, Sparta Kamerun. Prag'da oynuyor. Biz bunu geçen sene Sivas'a istedik. Çok ha. istedik alamadık. Bayağı da para verdik vermediler. Sonra bu geçen sene bir kırmızı kart gördü. 12 maç ceza aldı. Sparta Prag'da oynadı. Sparta Prag'da. Sparta Prag'da onu bırakıyordu. Biz de yönetime dedik ki bunu alın. Bu çok iyi bir oyuncu diye. Bunu aldık. Yani bizim takibimizde olan bir oyuncu. Bunları ne yapıyor? Biz önceden seyrediyoruz. Hepsini. Mesela orada Sylvester var mesela. Mesela nerede seyrettin bunu, bu oyuncuyu hocam? Şeyde. Prag'da. Prag'da. Gidip seyrettin. Tabii tabii. Yani gene de ben son ben maçta... Ben seyrediyorum, arkadaşlarımız da seyrediyor. Mesela, yani... mesela Ali Adnan'ı aldık biz şeyden. Iraklı. Irak'tan. Ali Adnan'ın ilk maçı Antalya'daydı. Ben Antalya'daydım, oradaydım. Sonra yardımcım gitti, Bülent Hoca'yı gönderdik. O da gitti, baktı. Hatta Mustafa Hoca da bize söyledi, Denizli Hocam da söyledi işte... Irak'ta dediriz hoca bu falan var. Anladım. Tamam zaten biz de takip ediyorduk. Bir daha gittik seyredecek. Ondan sonra yönetim de zaten istiyordu onu aldık. Şimdi mesela o Kuveka nasıl ismi nasıl söyledik? Kuveka. Kuveka. Kuveka'yı mesela bu hafta son Bursa maçında seyrettim. Daha tam hazır Prof, değil. Değil. Hazır ama değil. Ama fizik gücü falan inanılmaz olacak bir oyuncu. Attığı toplar falan araya çok güzel toplar bırak. Oğuz abi benim ve ekibimi bizim yaptığımız transferlerin %90'ı tutar. %90'ı tutar. %90'ı tutar. Yani yabancı da bilhassa. %90'ı garanti tutar. Çünkü biz seyredip alıyoruz. Mesela Eneramo şimdi Beşiktaş'a geldi. Biz Eneramo'yu biz çok seyrettik. Öyle aldık yani. Şimdi mesela ben çok seviniyorum. Beşiktaş'ta oyuncun oluyor, Fener'de oyuncum var. Çok güzel bir şey yani bunlar. Ama yani biz hadi orada bir oyuncu var alalım. Eneramo'yu nasıl buldunuz mesela? Eneramo'yu biz Tunus'ta seyrettik. Çok seyrettik Tunus'ta. Allah Allah. Öyle aldık ondan. Ona da vakit buluyorsun. Yani yazın da mı gidiyorsun? Şimdi ben gitmiyorum. Yardımcılarımı gönderiyorum. Yardımcılarını gönderiyorsun. Yani çok önemliyse ben de gidiyorum. Mesela geçen sene ben Atina'ya gittim mesela. Atina'da bir oyuncuya gittim örneğin. Bir tane oyuncu var. En son benim gitmem gerekiyordu. Gittim. Seyrettim. Arkadaşı alamadık yani. Bir de belli bir rakam da var tabii ki. Onun i̇şte o zaman hiçbir Anadolu takımı biz de dahil istediği takımı kuramaz. Mümkün değil. Parasal. İdeal. Para olur. Adam gelmez. Başka sebep olur. Mesela biz Rize'de çok iyi bir Adao diye bir oyuncu var. Adamı alacağız. Bitti. Aldık. Alacağız. Derken adam şeyden Levante takımı çıktı İspanya'dan. Levante. Aldı. Götürdü. Götürdü. Adamın tercihini oraya kullanın. Yapacak bir şey yok yani. Ama bir oyuncu gitti diye de şey yok. Senin portföyünde bir sürü oyuncu var. Birinci, yani bunların üçüncü. Alternatifleri de tabii var. Tabii tabii. A, B, C diye gidiyor yani. Paran varsa oyuncu almak çok kolay. Bazen dördüncü alternatifi de aldığın oluyor tabii ki. Canım alıyoruz. Ama buluyoruz. İyisini biliyoruz. Biz mesela bir sürü şimdi bir sürü stoperler vardı. Bir türlü olmadı. Hiçbirini alamadık. Ondan sonra Nijerya milli takımın stoperini aldık şimdi. Gutfara'yı aldık. Evet. Peki büyük takımlarda şimdi sevgili Ahmet yönetmenim kulağımdan fısıldıyor. Hakikaten de hoşuma giden bir soru. Çok güzel bir soru. Diyor ki peki büyük takımlarda paralar var. Onlar niye bulamıyor? Hadi onlarda siz bazı yerlerde tıkanıyorsunuz ama onlarda imkanlar daha da farklı. Bir Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş belki İstanbul'a gelecek oyuncu. Onun şartları da farklı. Belki Levante'den bile tercih edecek adam yani Türkiye'yi. Tabii canım. Yani Fener, Galatasaray'da... Bunlar niye yapamıyorlar? Şu anda Türkiye en çok istenen yerlerden bir tanesi. Yani o tabii ki kendi antrenörün bakış açısı başka şey. Onların aldığı oyuncular da boş oyuncu değil. Hepsi iyi oyuncular yani. Baktığın zaman hepsinin kariyerleri, her şeyleri çok iyi oyuncular. Bazen de tutmuyor ama. Bazen tutmuyor olabilir yani. Peki senin bu %90'ı nasıl tutuyor? Dediğin gibi yani biz şimdi bizim hata yapma oranımızın az olması gerekiyor. Yani çok ince çünkü, elip sık dokunmanız gerekiyor. Tabii ki veya bizim Anadolu kulübünün boşa harcayacak parası yok. O yüzden de çok dikkat etmemiz gerekiyor. Belki yöneticiler bizden bıkıyorlar. Belki bize başka türlü şey yapıyorlar. Ama biz çok ince ayrıntısına kadar giriyoruz. Yani lütfen diyoruz bunu alın, lütfen şunu alın, lütfen şunu, şunu, şunu diye başın etini yiyoruz yönetici. Halbuki bizim onu yapmamız takımın menfaati. Bizde bir şey yok. Tabii ki bizim için de başarı önemli de ama takımın menfaati de çok önemli. Tabii. Şimdi mesela bizim Rize'de şimdi mesela tamam takımı kurduk ama
daha alternatifli bir takım da kurabilirdik. Daha iyi takım da kurabilirdik. Ya bazen maddi açıdan olmuyor. Veyahut da bazen istediğin oyuncu gelmiyor, olmuyor. Öyle şeyler oluyor yani, aksilikler. Şimdi ben sevgili Ahmet'ten takımların piyasa değerlerini rica edeceğim. Eğer ekrana getirebilirse onlarla bir kıyaslama yapalım, bakalım. Takımların piyasa değerleri işte ekranda. Galatasaray 370 milyon. Şu bugün 10. sırada. Maçı da oynanmamış kabul ediyor, Beşiktaş maçı. Fenerbahçe 345 milyon. Beşiktaş 255 milyon. Trabzon 155 milyona kuruldu. Bursaspor 140 milyon bugünkü piyasa değeri. Kasımpaşa 110 milyon. Çaykur Rizespor'da 42 milyon 500 bin lira. Yani 42 milyon 500 bin lirayla yan taraftaki sıralamaya dikkat edin. Çaykur Rizespor şu anda 3. basamakta. 1. 255 milyon değerle Beşiktaş. 2. Fenerbahçe 345 milyon değeri. Üçüncü de Çaykur Rizespor değerli 42 milyon 500 bin lira. Şimdi biz mesela 42 milyon 500, cumartesi oynayacağımız takım 370 milyon değerli. Evet, Galatasaray'la oynayacaksınız. Cumartesi 375 bence milyon. Bence bu şey değil yani. Ya 10 katı. Tamam, olabilir de neticede her şey sahada. Sahada. Oluyor. Onun için de yani o değerlidir, bu değerlidir. Mesela bizde Osman Viyare diye bir oyuncu var. Ludovic var, Silvester var. Ali var, Ali Adnan var, Kueyka var. Abi diğer arkadaşlarımız var. Mesela bizde Koray diye bir Rensburg'da aldık. Çok beğeniyorum Koray'ı. İkinci ligden aldık. Çok bedava gibi bir şey. Ama bu öyle arkadaşımız mi? Ya da Galatasaray, her geçen gün üstüne koyuyor. Yalnız Galatasaray, Fener, Beşiktaş böyle şeylere vakit ayıramaz. Onlar garantiye gitmeleri. Tahammülü yok. Yani biraz garantiye gitmeleri lazım. Belki Koray'ı iki maç yapsalar, ya bu olmaz derler, gönderelim hemen iyisini alalım derler. Ama biz öyle değil. Bu Koray'da bir şey var. İki maç kötü gider, onu çekiyorsun. Ondan sonra düzeliyor. Koray veya hatta başka arkadaşlarımız. Ve bu arkadaşlar, saydığım arkadaşların hepsi, diğer arkadaşlarımız da dahil, rahatlıkla üç büyüklerin oyuncu kapasitede oyuncular yani. Evet. Şimdi bu haftada Galatasaray'la oynayacaksınız. Evet. Tabii ki o 375 milyon, siz 42,5 milyon. Galatasaray maçında nasıl bir Rizespor izleyeceğiz? Rizespor'un şu andaki durumu 5 maçta 4 galibiyet. Hakikaten çok iyi bir başlangıç yaptınız lige. İyi gidiyorsunuz. Ben maçlarını da seyrediyorum. Hakikaten keyif veren bir futbol oynuyor. Aynı şekilde TT Arena'da da aynı futbolu görecek miyiz? Yoksa Rizespor kapanır mı? Şimdi benim çalıştırdığım hiçbir takım kapanmaz. Öyle bir şey zaten ben yapmam. Biz her yerde de galibiyet için oynuyoruz. Ama tabii ki karşımızdaki takım Galatasaray takımı. Galatasaray takımın 18'inin dışında kalanlardan takım yap, yine burada şampiyonluğu oynar. Öyle bir takım, iyi bir takıma karşı oynayacağız. Ama biz de iyiyiz. Benim takımım da çok iyi. Bizde her şeyden önce çok iyi bir arkadaşlık var. Çok iyi bir takım var. Yani ne bileyim, hem saha içi hem saha dışında gerçekten çok iyiler. Ve saha dışındaki arkadaşlığı saha içine yansıttığımız zaman daha da başarılı oluyoruz. Takım olgusu evet, çok önemli. Şu anda herkes ne var ne yok bütün her şeyini ortaya koyuyor. Hiçbir zaman oyundan kopmuyoruz. Ne taktik çalışıyorsak hafta arasında onları sahaya yansıtmaya çalışıyorlar. Benim tek şeyim, korkum Galatasaray maçında yani ürkmeleri, hem atmosferden, ilk defa çıkacak bir sürü arkadaşlarımız var, hem Galatasaray'ın isminden. Ama tek sıkıntı var. Onu da atlatacaklarına inanıyorum. Peki şimdi yani. Galatasaray'da Fatih Terim görevi bıraktı. Onunla ilgili tabii ki görüşlerini, düşüncelerini soracağım hocam da. Bu maçta Fatih Terim'siz Galatasaray'ın bu atmosferde sahaya çıkması sizin için dezavantaj mı, avantaj mı? Şimdi bence bir avantajı yok bize bu. Yok mu? Yok. Çünkü ben Galatasaray'da geçen gün Fatih Hoca'yla da bir nikahta beraberdik bizim Affan abinin oğlunun nikahında. Ya hocam dedim ya, sizden ne zaman maç yapsak mutlaka bir şey çıkıyor dedim ya. Yani ben dedim böyle bir şey görmedim. Galatasaray'ın mutlaka o gün bir şey oluyor benim oyuncağım maçlarla. Burada oynayacağız bir maça geldim ben. Hiçbir şey yok. Gayet iyi yani, bir şey yapacağız. Arenadaki ilk maç bizim maç oldu. Arenadaki ilk lig maçı Sivas maçı oldu. Bütün stat full. Coşkuyla moşkuyla geldi. Maç 1-0 yenildik. Sonra geçen sene geldik, bu sefer şampiyonluk maçı yine bizim maç oldu. Yine onlara denk geldi. Yani şampiyon, bizi yenerlerse şampiyon oluyorlar. Yine coşku, taraftar, o bu bir şey, inanılmaz bir baskı öyle. Şimdi de Fatih Hoca'nın şeyi çıktı.
bu sefer. Bu sefer. Yani şimdi herkes maçtan çok, maçta ne olacak? Fatih Hoca maça gelecek mi? Ünal Aysal Başkan maça gelecek mi? Maçta taraftarın tepkisi ne olacak? Ne olacak? O ne olacak? Bunu. Ya onun için bizim oyunculara burada zararı da oluyor. Bizim ben dedim ki bugün toplantı yaptım oyuncularla. Arkadaşlar iyi konsantre. Yani şimdi daha da değişik olabilir. Belki de sizin dediğinizin tam tersi olabilir. Bütün futbolcular her şeyini ortaya koymak zorunda kalırlar. Daha değişik bir Galatasaray takımı çıkar. Zaten Galatasaray takımının sahaya nasıl çıkacağını, hangi kadroyla çıkacağını bilemiyorsun. Çünkü çok önemli bir maçları var. Evet, çarşamba günü, Juventus maçları. Maçı kazanmaları gerekiyor. En kötü yenilmemeleri gerekiyor. O yüzden oraya da saklayabilirler oyuncularını. Onun için bilemiyorsun kim çıkacak, nasıl çıkacak bilmiyoruz. O yüzden biz sadece kendimizi düşünüyoruz. Kendi kapasitemizi biraz da üstüne çıkabilirsek ve golü düşünmemiz gerekiyor, oynamayı düşünmemiz gerekiyor. İyi şeylerimizi bir sahaya yansıtırsak oradan çok iyi bir şekilde çıkacağız. Ben karşında hocam, karşında bir teknik direktör yok. Yani tabii ki Ümit Davala, Hasan Şaş ama Fatih Terim yok. Senin oradaki duyguların ne, şu andaki duyguların? Ya neticede bir teknik direktör olacak mutlaka. Olacak. Tabii ki Fatih Hoca'yla oynamak şey. Fatih Hoca'yla benim şeyim apayrı. Ben Fatih Hoca'yla çok ilgileneceğim. Beraber de oynadık. Hem benim antrenörlüğümü de yaptı. Hem böyle karşılıklı da şey olduk. Rakip de olduk. Rakip de olduk. Ya tabii ki Fatih Hoca veya olması veyahut da başka bir büyüğümüzün olması ayrı bir şey. Ama şimdi büyük ihtimalle Hasan Şaş veyahut da Ümit Davala belki onlar çıkacaklar. Onlar da o takımın bir parçası. Fatih Hoca ile beraberler o takımı çok çok iyi olan, bilen iyi arkadaşlarım. O yüzden de Fatih Hoca'dan kalan şeylerle, çalıştığı şeylerle devam edeceklerdi mutlaka bizim başta. Fatih Terim'in olayını nasıl değerlendiriyorsun, ayrılmasını? Şimdi şöyle, tabii ki ben bu olayın basında yansıdığı kadar olduğunu zannetmiyorum. Mutlaka onun öncesi mi vardı? Öncesi veyahut da başka bir şeyler vardı. Çünkü Galatasaray camiası çok büyük bir camia. Ve yönetim kurulu hakikaten kaliteli insanlardan kurulu bir yönetim. Ve bu yönetimin ben böyle hareket edeceklerini, yani insanların düşündüğü veya da basının yazdığı gibi hareket edeceklerini zannetmiyorum. Çünkü onların da Fatih Hoca'ya çok büyük saygısı var. Çünkü Fatih Hoca hem Galatasaray takımına mal olmuş, çok güzel şeyler kazandırmış. Türkiye'de ilk şeyleri yapmış Galatasaray'la beraber. Ve milli takımımızda da çok çok başarılı olmuş ve hepimizin de saygı duyduğu bir teknik direktörümüz. Yani onun için de ben bilerek Fatih Hoca'ya işte antrenmanında yapıldığı gibi şeylere ben öyle olduğuna inanmıyorum. Çünkü o kapasitede bir yönetim değil. Çok kaliteli bir yönetim. Öyle hata yapacaklarını zannetmiyorum. Mutlaka bizim de belki sizlerin de bilmediği ufak tefek şeyler vardır. Çünkü iki tarafta öyle kırılacak, birbirine saygısızlık yapacak kişiler veyahut da kurumlar değil yani. Peki gelmişken konu böyle hep güncel konuları da soruyorum tabii ki hocam. Beşiktaş olayları da çıktı bu hafta. Beşiktaş Galatasaray maçında. Seyirci, çarşı grubu, çarşı deyince aklına ne gelir hocam? Çarşıyla büyüdük biz. Sen çarşıyla mı büyüdün? Çarşıyla büyüdük. Yani biz ta genç takım, A takım, ya hepsi bizim arkadaşımızdı. Yani Alen'den tutun da Alen bizim yanımıza geldi. Küçücük bir çocuktu yani o grubun başında olana kadar. Ya bir kere her şeylerini veren insanlar onlar. O gelir daha çarşı yeni kurulduğundan beri. Beşiktaş için her şeyi yapan insanlar onlar. Yani bütün sabah kalkarlar akşama kadar sadece Beşiktaş konuşurlar. Düşünürler, ama çok akıllıdırlar. İnanılmaz akıllıdırlar. Çok iyi şeyler yaparlar. Yeni şeyi, gündemi çok iyi takip ederler. Yani kendilerini çok geliştirirler. Öyle yani onlar ufacıktılar, büyüdüler hepsi kocaman. Şimdi ama Beşiktaş'ın oldu. Tabii ki olayları bu seyircinin sahaya inmesini nasıl ya şimdi şöyle, iyi bir şey değil. Yani futbolun içinde her türlü hata olur, hakem hatası olur, futbolcu hata yapar, antrenör hata yapar, maç kaybedersin, bir sürü şeyler olur. Beşiktaş takımı ilk defa böyle maç kaybetmiyor hatalardan veyahut da başka şeylerden. Ya bunun şeyi bu olmaması gerekiyor. Yani karşılığının sahaya çıkma olmaması gerekiyor. Atlamak olmaması gerekiyor. Çünkü atladığın an bu kulübe çok büyük bir zarar oluyor. Yani şu anda kulüp mağdur oldu. Kulüp mağdur. Yönetim mağdur oldu. Yani yazık hiçbir oldu. Şey yapmadan yazık. Bugün mağdur de oldu. 4 maçta seyircisiz cezası. Tabii bir de baktığınızda artısının da ortada bir şey yok. Hakem gayet iyi gidiyor. Tamam orada Melo hareket yapmış. Hakem de kırmızı kartını göstermiş. Oradaki aslında en büyük olayı yapan gerçekten lider olan ve o gün
belki de o olayların daha da büyümesini engelleyen birisi vardı. O da Drogba. Drogba. Drogba Melo'yu alıp götürmesi müthiş bir şey. Belki o olayı devam etse, Melo orada başka bir şeylere girse belki Sevgili o zaman atlayacak. O zaman daha farklı olaylar olacaktı. Allah korusun. O yüzden işte lider olduğunu, şey olduğunu gösterdi ve arkadaşını öyle gönderdi. Öyle oyuncular yani, gelecekse gelsin. O yüzden de oradaki hakemin bana göre yaptığı şey gayet kırmızı kart bitti. Devam ediyor. Ken olayların oraya gelmesi üzücü. Üzücü. Ama bence bundan bir ders çıkarmak gerekiyor. Yani kim ne kulübümüz zarar görsün ne futbolcularımız ama en çok da taraftar zarar görmesin. Yazık. Ya yani onlar sadece hem para veriyorlar hem maç seyretmeye geliyorlar. Bir de böyle olaylarda zarar görmesinler. İnşallah hocam hakem dedin olur. De sen de bazen hakemden çok şikayet ettin durumlar evet. Oluyor. Tabii. Yani ben onları çoğu zaman senelerdir görüyorum. Sen bazen böyle hakemlerden çok yakınırsın. Değil mi? Yani onların bir hata yapma hakları yok diye mi düşünüyorsun? Hayır, hiçbir zaman öyle düşünmüyorum. Bana ne göre hakem dünyanın hakemlik dünyanın en zor mesleğinden bir tane. Hiç kimseye yaranamazsınız. Yani mutlaka biri sana kızar. Ya kaybeden ya biri. Mesela çok kızdığın kızar. Zaman ertesi günü ona şimdi, hak verdiğinde olur tabii mu? Canım. Yani sonra çok pişman olduğumuz. Ben çok oldu kızsan, mu? Tabii canım. Ama benim bir huyum var. Ben bana bir şey yapılmadıktan sonra, bir şey olmadıktan sonra kesinlikle tepki vermem. Ancak hakem çok büyük hatalar yaparsa biz tepki veriyorsun. Veyahut da canın yandığı için tepki veriyorsun. O zaman şey yapıyorsun. Şimdi çok küçücük bir örnek vereyim. Biz geçen sene Sivas'ta Trabzon'la oynuyoruz. Kupa maçı oynuyoruz. Maçın bitmesine 20 saniye mi, 1 dakika mı ne var? Maç bitiyor, bitti. Ve benim oyuncum bir faul yaptı. 2-0 öndeyken gol yedik. Ve 2-0'lık avantaj benim için çok önemliydi Türkiye Kupası'nda. 2-1'den daha önemli tabii ki. Ve benim itirazım hakeme veyahut da şeye oyuncumaydı. Ve bir baktım dördüncü hakem işte Rıza Hoca'yı kenara alalım. Kenara alalım dedi. Ben dedim çıkmıyorum dedim. Niye çıkacağım dedim yani. Ve Hüseyin Göçek de hakem. Dedim hocam gelsin çıkacağım. Hoca geldi bak hocam dedim ben sana ne küfür ettim ne tepki gösterdim ne bir şey. Ben oyuncuma söyledim dedim. Tamam, ve beni dışarı attı ama haksız şekilde attılar ve sonra ceza da vermediler. Bitti, kapandı olay. Şimdi buna benzer böyle olaylar olunca tabii ki yanlış anlaşılma olur, başka bir şey olur. Ya bir şey olmadıktan sonra biz hakime kesinlikle biz bir şey demiyoruz. Ve bu yazın işte lig başlamadan önce Zekeri Alp bizi topladı. Bütün teknik direktörler. Bunu ben geçen sene söyledim Zekeri abiye federasyona. Bizi dedim bir araya getirin hakemlerle. Biz görüşelim, konuşalım. Nitekim geçen haftada geldi burada programımıza. Evet, birebire katıldı sağ olsun. Zekeriya Alp de bu çok faydalı bir şey oldu dedi. Ve geç kalınmış bir şey ve benim üzüldüğüm şey orada bazı arkadaşlarımızın gelmeyiş. Biz şimdi orada hakemi görünce şey yapıyorsun yani üzülüyorsun bazı şeylere. Herkes orada söylüyor, yanlışları söylüyor, doğru şunları. Tamam. Tamam diyoruz. Bundan sonra tamam. Böyle. Bundan sonra böyle. Ya ben niye bir hakemi havalanda görünce merhaba hocam nasılsın demeyeyim? Hakemler de korkuyorlar. Yanaşmaya korkuyorlar. Çünkü her şeyi bir tarafa çekiyorlar. Mesela diyorlar ki diyorlar işte Oğuz Tongsir ya Fırat Aydın Usta çok samimiydi ha. Bak ya arkadaşıdır. Ya böyle şeyleri çıkar. Onlara artık bir son vermek gerekiyor. Ama bu toplantıları devamlı yapmak gerekiyor. Bir tane yapıp bırakmak bence yanlış. Yanlış. Şimdi biz yaptık ben dedim ki Fatih Hoca da dedi. Hepimiz konuştuk. Devre arası bir daha yapalım. Bir daha yapalım. Yapacaklar zaten. Devre arası bir daha yapacaklar. Yapmamız lazım. İnşallah lafta kalmaz. Lafta kalmaz. Bir de herkesin gelmesi gerekiyor. Yani Süper Lig, Şincilik. Herkesin böyle yapmak, bilgilendirmek gerekiyor. Hiçbir hakem maçı hata yapmak için çıkmaz. Hiçbir futbolcu da maça ben kötü oynamak için çıkmaz. Oluyor futbolun içinde. Maalesef her şey oluyor yani. Oluyor. Sizde herkesin hatası oluyor bu işlerde. Tabii canım. Rize Spor'un oynadığı şu anki futboldan memnun musun hocam? Ya tabii ki. Programımızın da sonuna doğru geliyoruz. %100 tam iyi değiliz biz. Biz yeni bir, takımız. Eksiklerimiz var. Oyuncu eksiğimiz var. Daha taktikler açısından tam böyle oturtamadık. Çünkü geç biraz transferlerin bazı arkadaşlarımız geç katıldı. Ondan dolayı işte bize dedim biraz daha zaman lazım. Biz bu zamanı geçirirken maçları kazanmamız bizim için çok büyük avantaj oldu. Ama şimdi biz bu maçları kazanırken hatalarımızı görmemek yanlış olur. Biz kazanırken hatalarımızı görüyoruz ve arkadaşlarımıza da söylüyoruz. İnşallah
puan hatalarımızı da çok çok aza indirirsek çok daha iyi yerlere geleceğiz. Ama çok iyi bir takıma sahibim. Mükemmel bir taraftara sahibim. Bilhassa kendi sahamızda oynadığımız maçlarda çok iyiler. Mükemmel bir destek veriyor. Ve taraftar, futbolcu çok iyi bütünleşiyor sahada. Ve onu da sahaya yansıtıyoruz. Gerçekten mükemmel o. Ve bugün de sevindiğimiz bir olay oldu. Biz havaalanına indiğimiz an bir sürü Rizeli taraftarın bizi karşılaması. Ne kadar hoş. Gerçekten mükemmel bir şeydi. Ya sevdiğim bir yerde çalışıyorum. Tek buradaki şey biraz yönetimimize şey olacak. Birazcık daha inşallah devre arası takviye yapabilirsek, birazcık daha yapabilirsek onunla çok daha iyi yere geleceğiz. Bir iki sorum daha olacak hocam. Kısa bir reklam arası daha rica edeyim. Kısa bir reklam arasından sonra bitireceğiz zaten bir final tamam. Sorularıyla. Ve geldik birebir de Rıza Çalınbay'a. Hocam izin verirsen bir iki tane soru var. Tabii Tolga Karaoğlu sormuş. Diyor ki Rizespor'da Bursa gibi şampiyon olabilir mi Türkiye Ligi'nde? Anadolu'dan gelen bir takım. Olmaması için bir neden yok ama plan program çok iyi yapmak gerekiyor. Birdenbire değil de belli bir zaman sonra. Örneğin mesela en önemli şey altyapı. Altyapıya çok önem vermeleri gerekiyor. Şu anda Rize'de maalesef o istediğimiz seviyede değil. Onun çok daha iyi olması gerekiyor. Transferleri çok iyi yapmak gerekiyor. Tesisler olarak yeterli. Tesis mükemmel. Mükemmel. Yani çok güzel tesislerimiz var. Yani bayağı güzel. Hiçbir sorunumuz yok. Ama evet. Altyapı açısından sorun çok yani. Çok. Ama yönetimin çok güzel bir şeyi var. Projesi var. Akademi kuracaklar. Hı. Çok iyi şekilde. Onu kurarlarsa o zaman Rize'de o yönden şanslı olur yani. Benim sorum var. Bülent Albayrak her seferinde yanında götürürsün. Hı. Enteresan. Bu kadronu hep teknik heyetini hep senelerdir muhafaza ediyor. Çok inandığın insanlar değil mi hocam? Benim için önce dürüstlük geliyor. Yani arkadaş geliyor. Yani seni yarı yolda bırakmayacak. Her şeyinle gelecek. Öyle birileri gerekiyor. Şu anda benim yanımda çalışanların hep öyle. Benim yanımda çalışan Bülent Hoca olsun, Kenan Hoca olsun, Cengiz Hoca olsun, Orhan Hoca olsun. Arkadaşlarımın hepsi, işte yeni arkadaşlarımız da var. Diğer arkadaşlarım da, menajerimiz Kerem var. İşte analizcimiz Burhan diye bir arkadaşımız var. Hepsi, bütün hepsi. Cengiz Hoca benim ta genç takımdan beri arkadaşım. Kenan Hoca genç takımdan beri arkadaşım. Bülent Hoca yıllardan beri arkadaşım. Bülent Hoca bir kere kişi olarak, karakter olarak dört dörtlük bir insandır. Hepsi de öyledir. Siz Bülent Hoca'yı sorduğunuz tabii, için tabii. Söylüyorum ama benim yanımda Feyyaz da çalıştı, Gökhan da çalıştı, Zeki de çalıştı, Zafer de çalıştı. Ben bütün arkadaşlarımı elinden geldiğince yardımcı olurum ama hiç kimseyi de yarı yolda bırakmam. O beni bırakmadıktan tamam. Sonra. Tamam. Bir soru daha gelmiş. En beğendiği yerli oyuncu kimdir Türkiye Ligi'nde? İmkanı olsa o hangi oyuncuyu kadrosunda görmek ister? Ben ona isim vermeyeyim. Ama çok iyi oyuncular var. Gerçekten böyle saygı duyulacak. Çok iyi profesyonel arkadaşlarımız var. Bende de var. Fener'de, Galatasaray her yerde var. Gerçekten ben bazen hepsini takdir ediyorum. Sahadakileri, çalışmalarında o her şeyler önce. Yalnız benim futbolculara sadece küçücük bir tavsiyem var. Yani bu şeyin kıymetini bilmeleri gerekiyor. Yani bu şu andaki oynadıkları işin, yaptıkları işin kıymetini bilmeleri gerekiyor. Futboldaki maddi açıdan da mükemmel şeyler kazanıyor arkadaşlarımız. Manevi açıdan da mükemmel şeyler kazanıyor arkadaşlarımız. Ya yani şimdi ben hep geçen örnek verdim. Bu Drogba'yı da örnek veriyorum ama en son örnek verdiğim kişi Ronaldo'ydu. Galatasaray maçında maç kaç olmuş hala amatörce mücadele ediyor. Ve dünyanın en çok para kazanan oyuncusu. Ama en çok koşan, en çok mücadele eden, tekmeye kafa koyan bir oyuncu. İşte bu yani, iş böyle. O yüzden bu işi böyle seveceksin. Sevdiğin zaman da her şeyi zaten kazanıyorsun. Yani insanlar spor yapmak için para veriyorlar kulüplere, şeylere, spor yerlerine. Siz hem spor yapıyorsunuz hem para kazanıyorsunuz. Tek yapacağınız şey hep anlatıyoruz. Ya 1,5-2 saat antrenman, çok iyi antrenman yapacaksın. Bu işi seveceksin. Kendine bakacaksın. Bu kadar. Yani biraz fedakarlık yap. Tabii yaşayacaksın, gezeceksin, tozacaksın. Onu da yapacaksın. Onu yapmazsan gitmez zaten. Ama her şeyi zamanında yapacaksın. Yani bunun biraz kıymetini bilmeleri gerekiyor yani. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben programa teşekkür ederim. Için. Çok keyifli bir sohbet oldu. Başarılarının devamını diliyoruz. Rıza Çalınbay'ın her gittiği yerde bir damga vurduğunu biliyoruz. Şimdi şöyle biz gittiğimiz her yerde biz beyaz bir sayfa bırakırız. Yani evet. Kimse bizim arkamızdan şunu demez. Dedirtmeyiz. Dedirtmemeye de
çalışıyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. Gerçekten benim için de hem anılar açısından, hem bugün için, hem de geçmiş, gelecek için de çok güzel şeyler oldu. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim.